başbakanımızın da tabiriyle ustalık dönemimizde de belediyeye AK Parti bayrağını dikmeye hep birlikte inşallah akdettik, birlikte yürüyeceğiz inşallah. Tabii ki önümüzde yaklaşık olarak Ocak bitti sayalım, 2 ay var, 60 küsür gün kadar boyu çalışacağız. Çok çalışacağız. Her birimiz birer adaymış gibi çalışmak durumundayız. Her birimiz birer meclis üyesiymiş gibi çalışmak durumundayız. Bakınız bu çok önemli. 60 gün boyunca eğer biz tembelliğe düşersek, atalete kendimizi bırakırsak, inanın bizim için iyi olmaz. Elhamdülillah biz seçimleri kazanma noktasında bir sıkıntımız yok. Ama bakınız dün akşam Çerkezköy'le birlikte bütün ilçelerimizin belediye başkan adayları da açıklandı. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklanmıştı. İşte topyekun hepimiz o kadar çok çalışmalıyız ki sadece Çerkezköy'ü değil Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da inşallah hep birlikte kazanmak durumundayız. İnşallah. Çerkezköy'ün ve Tekirdağ'ın buna ihtiyacı var. Bu bölgenin de Trakya'nın da burada işte startını buradan vereceğiz inşallah. AK Partili hizmet ve tanışma ihtiyacı var. Büyükşehir anlamında söylüyorum. 10 yıldır zaten AK Partili belediyeciliği Çerkezköy'deki insanlarımız sizler yaşıyorsunuz. Bakınız 10 yıldır da evet hizmet ediyoruz. Çerkezköy'de yaptıklarımız ortada. Bugüne kadar sizlerin bize emanet etmiş olduğunuz bu görevi bir emanet gibi, o emaneti hıyanet etmeden aslına uygun şekilde yapmaya çalıştık. Tabii ki hatalarımız oldu. Tabii ki kabahatlerimiz oldu. Tabii ki noksanlarımız oldu. İnsanoğlu noksanlar eksikten beri değil. Herkeste noksan var, eksik var. Bize de öyle şeyler olmuştur. Ama bilinçli bir şekilde asla hata yapmamaya çalıştık. Ve Çerkezköy'le sizin emanet etmiş olduğunuz emaneti tevdi ettiğiniz gibi, bize bıraktığınız gibi aynı şekilde bugüne kadar taşıdık. İnşallah bundan sonrasında da başkan adayımız Ömer Karadeniz kardeşimiz de burada. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yanında birlikte aday ve arkadaşlarımız da geldiler herhalde. Akın kardeşimiz burada. Hoş geldiniz, sefa geldiniz kardeşim. Evet sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz işte yani kapaklı hemen yanı başımızda, zaten bir beraberiz, ayrı hiç olmasına rağmen biz hiçbir zaman ayrı görmedik, bugüne kadar beraber çalıştık, bundan sonra inşallah tek bir ilçeymiş gibi beraber çalışacağız. Ömer kardeşime de buradan hayırlı olsun diyorum. Allah mahcup etmesin kendisine, ailesine ve kapaklımıza hayırlı olsun. Demin tam sözüm geldiği yer orasıydı işte. Büyükşehir'den bahsediyorduk. İşte sadece Çerkezköy açıklanmadı. Diğer ilçelerimizle beraber biz de açıklanmış olduk. Kapaklı da onlardan bir tanesi. İşte Çerkezköy'ü alacağız, Kapaklı'yı alacağız. Bütün diğer ilçeleri alacağız. İnşallah almak için gayret göstereceğiz. Ama amacımız Büyükşehir'i kazanmak. Büyükşehir'i kazanmadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmez. İşte bu önümüzdeki 60 günlük süreç içerisinde her birinizin çok çalışması lazım. Her birimizin çok çalışmamız lazım. Şimdi yaklaşık bir 15-20 gün kadar boyunca işte kardeşimiz de burada, o da aynı şeyi yaşayacak. Teşkilatlarımızla birlikte meclis listelerini hazırlayacağız. Şimdi bakınız, 10 aday adayı çıktık, bir tanesine nasip oldu, bendenize nasip oldu, diğer kardeşlerimiz burada. Muhakkak gönlünden geçen, meclis üyesi olmak isteyen onlarca kardeşimiz var. Her biri çok değerli, bakınız bunu çok net söylüyorum. Hiçbirinin birinden eksik tarafı yok. Ama
Neticede yazacağımız, listeye yazacağımız isim sayısı 31 tane asil. Üçü kontenjan, 28'i listeden 31 tane asil ve 28 tane de yedek üye yazacağız. Dolayısıyla müracaat edenlere baktığımız zaman, gönlünden geçenleri gördüğümüz zaman, bir de tabii ki Çerkezköy'ün demografik yapısını, mahallelerinin durumunu, bütün yapısını düşündüğümüz zaman, sosyolojik yapısını düşündüğümüz zaman bazı şeyleri de değerlendirmemiz lazım. Bazı arkadaşlarımızın müracaat edenlerin içerisinde de elememiz lazım, mecburen. Dolayısıyla bütün bu durumları değerlendirdiğimizde aday yapılacak olan kardeşlerimizin, dışında kalan kardeşlerimizin üzülmemelerini rica ediyoruz. Küsmemelerini rica ediyoruz. Bakınız, bizi bu dönemden sonra en çok yaralayacak olan şey budur. Ne olur lütfen, ben aday adaylığı sürecinde hep bunu söyledim. Ne olur aday kim olursa olsun küsmeyelim, kırılmayalım, darılmayalım. Hep birlikte yine partimizin ve çıkacak olan adayın arkasında duralım dedim. Şimdi de aynı şeyi meclis listesi yaparken söyleyeceğiz. Ne olur bu yapılacak olan liste, işte belediye başkanı olarak tabii ki bizim de düşüncelerimiz, görüşlerimiz olacak. Ama teşkilatımızla birlikte etrafımızdaki insanlarla istişare ederek, sizlere sorarak inşallah sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alarak en iyi listeyi yapmaya çalışacağız. Ama neticede ne kadar iyi yaparsanız yapın, 31 kişiyi yazacağız, geriye onlarca kişi dışarıda kalacak. Ne yaparsak yapalım, herkesi yazma şansımız yok. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımızın, bütün kardeşlerimizin bu anlamda bize destek vermelerini rica ediyoruz. Bize kırılmamalarını, bize gücenmemelerini istiyoruz. O adayların listelerde gösterilecek olan kişilerin bizzati kendi adaylarıymış gibi arkalarında durmalarını hepinizden rica ediyoruz. Lütfen rica ediyoruz. Bu süreç içerisinde yaklaşık 15 gün boyunca bizim en çok uğraşacağımız, en çok çalışacağımız konulardan bir tanesi bu konu. Tabii ki bir taraftan projelerimizi hazırlayacağız. Bir taraftan vatandaşa kendimizi anlatmaya, projelerimizi anlatmaya çalışacağız. Bir taraftan da işte bunları, listeleri yapmaya çalışacağız. Allah bize de, size de, teşkilatımıza da en iyi listeyi yapma basireti versin inşallah. Tabii ki hatamız yine olacaktır. Yine eksimiz olacaktır ama en iyi listeyi yapmayı başarırsak gerçekten teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim, sevgili ağabeylerim. Gerçekten samimiyetinize ve bize olan inancınıza yürekten inanıyorum. Birer AK Partili neferler olarak şu saatte, şu dakikadan sonra sahada her birinizin en az benim kadar, en az diğer teşkilat mensubu olarak çalışan kardeşlerimiz kadar sahada çalışacağınıza ve AK Parti'ye, genel başkanımıza oy getirme çabası göstereceğinize yürekten inanıyorum. Bunu biliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Ve ben bu dönemin, adaylık sürecimin, tabii ki ailemle birlikte, çocuklarım hep birlikte ailemize, Çerkezköy'ümüze, partimize, halkımıza ve siz çok değerli dostlarımıza, Tekirdağ'ımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Allah bu yolda bizleri mahsul etmesin. 5 yıllık dönem için Çerkezköy'de belediye iktidarında olmayı nasip etsin inşallah. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Son cümle olarak buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Netice adaylık bize tevdi edildi. Aday adaylığı süreci içerisinde, bu geçtiğimiz süreç içerisinde çok fazla kırıcı olmadan süreci geçirdik elhamdülillah. Yani diğer siyasi partiler için söylüyorum. Tabii ki şimdi önümüzde bir süreç var. Bu süreç içerisinde diğer partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları belirlendi. Herhalde Büyük Birlik Partisi bu hafta sonu belirleyecek, yanlış hatırlamıyorsam. İşte diğer adaylar da ortaya çıkacak bu bir hafta 10 gün içerisinde. Dolayısıyla bu süreçte biz AK Partililer olarak, ben adayınız olarak, sizin başınızdaki adayınız olarak bu konuda diğer partilerle polemiğe girmemeye çalışacağım. Bize hakaret, saldırı,
aşağılayıcı herhangi bir şey olmadığı sürece, siyasi değerler içerisinde kaldığı sürece, her türlü ne eleştiri olursa olsun bu konuda cevap vermemeye çalışacağız. Sizlerden de diğer siyasi partili kardeşlerimize, çünkü bilin ki onların her biri birer potansiyel AK Partilidir. Kırmadan, incitmeden ne eleştiri yaparlarsa yapsınlar, bunlarla tartışmaya girmemeye gayret göstereceğiz inşallah. İnşallah bu süreç, önümüzdeki süreç bu şekilde geçer, iyi bir şekilde geçer. Çerkezköy'de barışı, kardeşliği, dostluğu zedelemeyecek bir süreç şeklinde geçer. Çünkü iki ay şurada göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Seçimlerden sonra yine birlikte yaşayacağız. Birbirimizin yüzüne bakacağız. Ola ki o kardeşimiz mahalle komşumuzdur, kapı komşumuzdur. Kimseyi kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz. Sadece kendimizi anlatacağız. Sadece yaptıklarımızı anlatacağız. Sadece AK Parti'yi anlatacağız. Varsın başkaları başka şey söylesin. Ama biz bildiğimiz AK Parti'yi, bildiğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bildiğiniz, tanıdığınız kadarıyla da Ali Ertem'i anlatmaya çalışın. Çerkezköy'ü anlatmaya çalışın. Bunu yaparsak zafer bizim olacak inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah yar yardım etsin. Selamlama yapsın. Yok selamlama. Öncelikle Ali Başkanıma başarılar diliyorum. Adaylığı kendisi için, Çerkezköy için, Tekirdağ için, ülkemiz için hayırlı olsun. Tabii Ali Bey çıraklık ve kalfalık dönemini geride bıraktı. İnşallah bu dönem ustalık dönemi olacak. Allah inşallah ustalık dönemini de nasip etsin. Çerkezköy gerçekten AK Parti'nin kalesi. Bu kaleyi düşürmeyelim. İnşallah bu dönem AK Parti'nin en azından genel seçimlerde aldığı oy oranı üzerinde bir oy alalım. Ben bu oyu alacağınıza inanıyorum. Bu potansiyel sizde var, Çerkezköy'de var, Ali Başkan'da var, bu teşkilatta var.